Kaan Bey, yine aslında inşaat ve gayrimenkul sektörü için önemli bir organizasyondayız. 4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi. Bu tarz zirvelerin, bu tarz etkinliklerin bizim sektörümüz açısından önemi nedir? Ne gibi sonuçlar bekliyorsunuz? Bir kere hani bu tarz zirveler sektörün bir araya gelmesi açısından son derece önemli ve buradan çıkan sonuçların da gerçekten de duyurulması açısından da önemli. Kentsel dönüşüm ayağına baktığımızda ise kentsel dönüşümün zaten çok iyi anlatılması lazım. Çok eksiklikleri var. Anlatma konusunda, halkı bilinçlendirme konusunda zaten eksikliklerimiz var. Bu eksikliği gidermek açısından da bu zirvelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşümde eksikliklerimiz var dediniz. Siz de Piyalepaşa İstanbul'u kentsel dönüşüm kapsamında inşa ediyorsunuz. Ki İstanbul'un en büyük dönüşüm projelerinden birisidir. İşler nasıl gidiyor? Siz ne tür zorluklar yaşadınız? Bu zorlukları nasıl aştınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Burada aslında bir orada oturan, daha önceden orada bulunan bir kitleyle iletişim haline geçiyorsunuz. En büyük zorluklar burada başlıyor. Kentsel dönüşümü düzgün anlatılmadığı zaman buna menfi yaklaşan kimseler olabiliyor. Aslında bulundukları yere çok büyük bir değer katıyorsunuz. Hem yapacağınız projeyle, hem evlerin yenilenmesiyle, deprem gerçeğiyle, nereden bakarsanız bakın büyük bir etkileşim yaratıyorsunuz orada ve bunu iyi anlatılması gerekiyor. En büyük zorlukları da bu anlatma kısmında çektik biz. İlk başta çıktık sokaklara dolaşmaya başladık daha 3,5 sene önce. O zaman bu zorluğu yaşamaya başladık. İnsanları ikna etmek, belli bir yerde bir anlaşmaya varmak gerçekten de uzun bir süreçti. Yaklaşık 180 civarında anlaşma yaptık. Binlerce kişiyle görüştük, konuştuk, mutabakata vardık. Kaçak yapıları ev sahibi yaptık birçok kimseyi ve hala da bu çalışmalarımızın küçük bir bölümü de devam ediyor alan içerisinde. Dolayısıyla en çok sıkıntı çektiğimiz konular bunlardı kentsel dönüşüm tarafında. Bunu da karşılıklı empati yaratarak, konuşarak, herkesin derdine bir çözüm bularak bir noktaya getirdik. Ve aslında projenin başarılı olmasını da bu sayede sağladık. Peki şu an projede ne aşamadayız? İnşaatımıza devam ediyoruz. Artık binalarımız ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki sene teslimlerimiz başlıyor biliyorsunuz. Bunun için hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan satış aktivitelerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz çeşitli kampanyalar yaptık. Hem 15 Temmuz sürecinden sonra yaptık. Hem de daha sonra bu sene de Ocak ayında bir kampanyaya başladık. Bunları organize ediyoruz ve hani herkese bu ortamda bir fırsat olduğunu anlatıyoruz. Gerçekten de ülkenin, ülkede yaşayanların ülkeye güvenmesi gerektiğini ve konutun da burada güvenli bir yatırım aracı olduğunu düşündüğümüzü söylüyoruz ve hani bir karşılığını da görüyoruz gerçekten de. O zaman kampanyada ilgi büyük diyebiliriz. Evet evet gayet iyi oldu. Geçen sene 15 Temmuz sürecinden sonra da çok iyi olmuştu yaptığımız kampanyaların geri dönüşü. Şimdi de aynı şekilde.